Fırına yemek sürecektim. Fırının gaz kaçak olduğunu bilmiyordum. Gaz kaçağı varmış. Fırını açtığım an yüzüme parladı. Yüzüm yandı, gözlerim, kipriklerim, etrafım yandı, ellerim. Sonra doktora götürmediler beni. İş sahibi götürmedi, ilgilenmedi. Eşimi aradım. Eşim götürdü. Elime bir 10 lira para verdiler. Doktorlar yanık kremi verdiler bana. İş kazası olduğunu söyleyemedim işte o baştan ve sonra söyledim. Tekrar iyileşir de çalışırım diye. Hem onlar da istemediler. 2 sene sigortam yattı. 2-4 yıldır yatmadı. Göz damarlarımın kuruduğunu söylüyorlar. Ben sesimi yetkililere duymak istiyorum. Göz kör olmak istemiyorum. Her işimi eşim yapıyor. Çalışamıyor benim yüzümden. Ben bir anneyim. Gözlerim görmezse 3 tane çocuğum var. Onları da göremem. Göremedikten sonra yaşamanın bir anlamı da yoktur. Lütfen bana yardım ediniz. Heh. Eşim inşaat işçisi. Ben göremediğim için çalışamıyor ve 4 aylık kiram var. Ev sahibi beni evden çıkaracak. Bu ay. Bu ay. ...01.06.2020 tarihinde iş kazası geçirdi. Sabahleyin eşim bana telefon açtı ve benim çabamla hastaneye götürüldü. Gerekli tedavi olduktan sonra çalışanlar eşime tembih etmiş. Aman sakın iş kazası olduğunu söyleme, ceza yemeyelim, zaten para kazanamıyoruz demişler. Benim eşim de tedavi olduktan sonra görevli polise ifade verirken kazayı evimde geçirdim demiş ve şikayetçi olmadı kız. Cumhuriyet Başsavcılığı takipsiz kararı verdi. Benim eşimin günden güne gözleri kör oluyor. Göz damarları kuruyormuş. Gerekli tedaviye karşılayacak gücümüz yok. Geçen gün Çorum Hastanesi'ne götürdük. Çorum ne hastanesiydi? Limited Üniversitesi. Üniversiteye götürdük. Anjiyo olması gerekiyormuş. Çorum buraya bayağı bir uzak olduğu için masrafları karşılamayacak durumdayız. O yüzden tedavi reddettik ve buradaki hastaneye müracaat ettik. Benim eşimin gözleri kör olduğu takdirde ben de çalışamayacak duruma geleceğim. Zaten şu anda çalışamıyorum. Günlük yemekleri ben yapıyorum. Eşimin ihtiyaçlarını ben karşılamaya çalışıyorum. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Yardım istiyoruz. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yardım bekliyorum ben. Kör olmak istemiyorum. Tedavim olmak istiyorum. Gidirmeden öldürdüm.